Ali Bey'in bugünkü konuşması müthiş bir konuşmaydı. Müthiş. Çok net anlattı. Neden Güzel izlemiş. han yani bir defa Ali Bey kutluyorum. Nedenlerini <laughs> Programı söyledi. Programı harfiyen iyi izlemiş. Tamam mı? Nedenlerini Açılımı söyledi yapayım. ve ne yapıyor federasyon dedi. Senin anlattıklarını, bizim konuştuklarımızı biz burada ilk günden beri anlatıyoruz. Tabii. Bu böyle oluyor, böyle olacak. Anlayın, uyanın diye anladın mı? Fakat öyle bir federasyon ki hiçbir gün çıkıp araştırmıyor, sormuyor, uyuyor. Uyutmaya çalışıyor. Uyuyor. Nereye kadar uyuttun? İşte bugün patladı. Babacığım 6. Şey. senesi, Ali Koç'un bu sene 6. senesi. Yani şimdi bu sene mi geldi aklına her şey abi? He? Bak şimdi yani, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben söyleyeyim de ondan sonra Söyle. devam et babacığım. Söyle şimdi sen kendi beceriksizliğini bu şimdi 6 senenin sonunda analım sağa sola saldırarak analım devam ettirmeye çalışıyor. Olmaz bırak ya sen de bırak. Bak ben sana bir sen şey söyleyeyim. Sen de bırak. Yani Ya bırak demeyeyim yani de. de. Ali de. Sen, yani ya abi germenin, eleştirin daha doğru. Yani, yani yine başarısızlığını başka bir kılıfta Aynen abi. Aynen bunlar böyle. Bırak, bırak, ilgili bir fotoğraf karesi Azaray'da koydu. Da be. var, Beştaş'ta ha. da var. Bir şey söylemek Ali Koç bırakacağım dedi ama. Bir şey söylemek istiyorum. Ah. Tamam. Gerçekten Doğru mu? Gerip de bıraktık, bırakmış. Kaç, ha, o, kaç ben sana bir şey söylemek istiyorum. Tamam abi tamam. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye ihtiyacı yok. Ama Fenerbahçe'nin Ali Koç'a ihtiyacı var. Ben bunu bir sefer söylemiyorum. İki üç sefer daha söylemiştim. Neden var? Neden var? Bugünkü şartlarla hiçbir kulüp ayakta kalamaz. Hakikaten kalamaz bak. Olay canlı olay yani öyle mi? Arkadaş. Evet, Açladı bugün 8 milyar küsür borcu var. Arkadaş ekonomi herkes için çok önemlidir. Ali Koç bıraksa bile Fenerbahçe Ali Koç'u bırakmaz. Öyle peki ben, bir durumda. Öyle sana bir konumdayız. Şey tamam abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu sene kaç para? Ben bir şeyde de evde de hep not, not tutuyorum da. Tut abi. Bu sezon bu sezon kaç tane oyuncu satıp da 126 milyon euro para kazandı kulüp dedi. 100, 128 mi ne? Bak şimdi. Nereden baksan çarptığı 10 tane zaman, mi? 6 tane mi? 7 tane 9 tane tam bilmiyorum. Ama ama satmış olduğu oyunculardan çok iyi paralar kazandı. Ama ne için aldı onları? Oynatmak şampiyon için aldı. şampiyon Şampiyonla oynamak için, takımı şampiyon yapmak için. Şampiyonlar tamam. Ligi'nde yahut Avrupa'da başarılı olmak için. Doğru mu? Tamam. E peki o zaman abi nerede peki? Abi. Nerede? Sen yani buraya sen para kazan, kulübe para kazandırmaya mı geldin? He? Yoksa Bak. şampiyon olup taraftarı tribünlerde yahut da ne bileyim televizyon seyrederken coşturmaya mı geldin? Onu nerede? Onu şimdi, şimdi konuşmayayım da şöyle bir şey vereyim. Bir örnek vereyim. Geçen seneden bir örnek vereyim. Sonra sen al. Tamam abi. Bak arkadaş. Öyle bir hoca alıp getirdi ki o hoca işten vurdu Fenerbahçe takımını. Arda'yı da sattıran hoca. Bak Arda'yı da sattıran hoca. Arda'ya oynarken senin menajerin kim diyor. Yani kendi menajerini tamam mı oraya sokmak için. Arda'yı oynatmadı. Olduğu gibi Fener taraftarını ister istemez kardeşine aldı. Resmen bunlar olan şeyler. Artı en büyük hatası hocanın 12 maç kala ben Fenerbahçe kulübünden bu sezon sonu gidiyorum demesi. Fener kulübünü sattı hoca. Bakın suçlu kim abi? Hoca suçlu bu. Pardon. İyi hoca diye Pardon, alıp Pardon abi. Bir dakika abi. Abi, abi senle ben anlaşmışım. Biz <laughs> tamam mı? Sen hocasın. Ben başkanım. Ben diyorum ki. Sana, sen ne istersen şöyle bana halledeceksin. Bunu al, alıyor. Bunu yap, yapıyor. Bunu getir, getiriyor. Eksik olan hiçbir şey yok. bir evet. şey yok. Evet. Anladın mı? Evet. E hatta Galatasaray maçını hatırlayın. Hem birinci hem ikinci maç. Normal maç dedi o maçlar için. Bilmiyor Galatasaray takımını. Görmediği için böyle bir laf ediyor. Şimdi geleyim bu tarafa. Bu adam, bu adam maalesef önce kendisini düşünen bir adam. Hoca olarak konuşuyorum. Hocayı, tamam mı? Fenerbahçe'ni mahvetti geçen sene. Bak, mahvetti. Öyle bir mahvetti ki Yakup'a kadar kadar bölümde hiç öyle demiyordunuz. Neyse devam sen abi. bunu bana sordun, ben cevap veririm. <laughs> Yine ben sana söyleyeyim. Doğru. İlk hoca geldiği zaman her futbolcu olduğundan çok daha iyi çalışır. 15 gün müddet verir ona. Doğru. Bakar etrafına. Bu doğru. Hangi tarafı zayıf? O taraftan gider futbolcu. Futbolcu olmadan teknik direktör olmaz. <laughs> bu işin kanunu bu. Elinde iyi oyuncular varsa sen iyi teknik direktörsün. Peki abi. Onlar oynuyor. Peki, o karar veriyor. Abi. Şimdi ayın yani Dünya Kupası'na kadar hakikaten farklı bir Fenerbahçe'dir. Ne zaman Dünya Kupası araya girdi ondan sonra periyotta geri, geri 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 geri. Ondan sonra başka başkanlar işte yönetim kurulu, başkan Ali Koç falan hepsi şunu demeye başladı. Türkiye'de sahada maçlar kazanılmıyor, dışarıda kazanılıyor dedi. Aynı sürü hoca tekrar etmeye başladı. En az 10 kere dinledim adamdan. Bak o maç çok iyi gitti. Senle beraberdi. tamam mı? Yeni bir sistem oturdu. 10 maç sonra bunu herkes çözdü. Herkes çözdükten sonra ağır, ağır düşmeye başladı. O arada efendim beni Brezilya istiyor. Beni Brezilya milli takıma gideceğim. Suudi Arabistan'a gitti, kovmuşlar orada. herkesi evet. uyuttu. <laughs> ama ama Fenerbahçe takımının şampiyonluğunu çaldı geçen sene.